Manşete hoş geldiniz. Son derece sıcak gelişmelerle, son dakika bilgilerle başlıyoruz bugün. Nedir o? İlki Doğan Haber Ajansı geçmiş. NTV'den okuyorum. Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemi. Detayı gelmemiş henüz. 31 Mart 2019 seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış. Bu seçimin üzerinden 2 yıl 2 ay geçti ama YSK üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma veya işte neyse artık iddianame 2 yıl 2 ay sonra geliyor. Daha evvel hatırlayın. E, eller arkasında türbe gezdiği için bir soruşturma veya inceleme başlatıldığı söylenmiş ama o fena halde duvara çarpmıştı. E, Zeytin haberi gibi bir şeydi. Ama bir Ekrem İmamoğlu için bir şeyin yola çıktığı e, belli. Bu defa bu yayınlarda defalarca söyledik. E, hatta geçen sene se Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçildikten hemen sonra söylemeye başladık. E, AKP iktidarı Erdoğan asla ve asla Ankara'yı hele hele İstanbul'u e, CHP'ye veya başka bir partiye veya başka bir isme bırakacak. Kendi partisi dışında bir isme, kendi muhtemeli dışında başka bir isme bırakacak hali yok. Bunu içine sindirmesi mümkün değil. Gene iki yıl iki ay iyi dayandı. Çöker yani İstanbul'a ve Ankara'ya. Gerçekten söylüyorum iki yıl iki ay iyi dayandı Erdoğan. Böyle bir muhalefet olduğu sürece. Bir diğer son dakika gelişmesi ise Sözcü'den Mehmet Ağar Sözcü'ye Marina açıklamasında bulunmuş. bulunmuş. Bırakıyorum demiş. Bu isimler hep Sözcü'ye konuşuyorlar. Korkut Eken de Sözcü'ye konuşuyor. Mehmet Ağar Sözcü'ye konuşuyor. Engin Alan konuşacaksa Sözcü'ye konuşuyor. Alat'in Çakıcı da herhalde konuşacaksa Sözcü'ye konuşur. Gerçi o tweet atıyor. Bu defa Mehmet Ağar Yaşar Anter'e konuşmuş. Yaşar Anter Bodrum'da gazetecilik yapan bir isim. Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar. İstanbul'daki evinde dinlendiği ortaya çıkmış efendim. Ee, zor bir ameliyat geçirdim. Sağlığımı düşünüyorum. Yönetim kurulu ne yaptı bilmiyorum. Ayrılmak niyetindeydim demiş. Evet. Ee, Bodrum'da yaşamını sürdüren iki hafta önce ameliyat olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar sözcüğünün sorularını telefonla yanıtlamış. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirtmiş. Diyor ki yeni ameliyat olup hastaneden çıktım. İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var? Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladan da yönetim kurulu başkanından ayrılmak istediğimi ifade ettim. Olaylar başlayınca. Daha önce değil. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye dilekçe vermiştim. Kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel beyan etmiştim diyor. Hatırlayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'teki yayında Sayın Ağar'ın Marina'da görev alması doğru mu 48 saat içinde ben olsam ayrılırım İçişleri Bakanı olarak söylüyorum demişti. Süleyman Soylu Ağar'ın böyle bir dilekçe verdiğini biliyor muydu ya da e, bundan habersiz mi böyle bir çıkışta bulundu bilinmiyor. E, Süleyman Soylu daha önce de Mehmet Ağar'ın e, şeyi düzeltmesini istemişti. Yani işte ben olmasam buraya mafya çökerdi. Yalı kavak marinaya ben olmasam biz olmasak mafya çökerdi lafını düzeltmesini istemişti. Ve gene sözcü aracılığıyla Mehmet Ağar o lafı düzeltmiş idi. Evet iki, iki son dakika gelişmesi bu. Bir diğer son dakika gelişmesi de Taksim Camii'nin açılması. Mustafa Paçal Twitter'dan paylaşmış. Diyor ki 1 Mayıs mitingine kapatılan kuş uçurtulmayan Taksim Meydanı AKP iktidarının cami cuma siyasi gösterisine sonuna kadar açıldı. İkinci Ayasofya şovu demiş görüyorsunuz Taksim Meydanı'ndan. O arada Tuğba Tekerek çok güzel fotoğraflar paylaşmış Taksim Meydanı'ndan. İşte burada e, görülebiliyor. Bu sefer işte kağıt seccade dağıtmışlar. Aynı zamanda e, caminin kart postallarını dağıtmışlar veya kartlarını her neyse. Bir kadın e, diyor kızının erkekler yanına gelirse olmaz itirazlarına rağmen seccadesini açıp oturdu diyor. Bakalım kimmiş o? Bilmiyoruz tabi de ha evet fotoğraf bu kadınların Cuma namazı kılması çok adetten değildir ama bir kadın e, bunu delmiş öyle görülüyor evet olay bu o arada biz gene konumuza dönelim e, son dakika gelişmesini verdik e, Mehmedar Marina'dan ayrılmış bakalım başka neler olacak e, şu var. Şadad ee, Peker'in açıklamaları her ne kadar e, iktidar, Ankara veya muhatapları epey bir süre kulakların üzerine yatsalar da muhataplarının yaptığı açıklamalarla büyük ölçüde doğrulandı. E, mesela Kutlu Adalı cinayeti, e, Korkut Eke'nin Atilla Peker'le Kıbrıs'a gittiği doğrulandı. Galip Mendi'nin onları orada karşılandığı doğrulandı. E, ama işte Korkut Eken cinayeti üstlenmedi. Üstlenecek hali yok. Ben öldürdüm diyecek hali yok yani. Yine işte Mehmet Ağar, Yalıkavak, Marina meselesi ortaya çıktı fena halde. Kamuoyunun gündemine geldi. Mehmet Ağar burası döviz basıyor dedi. Ben olmasam buraya mafya çöker dedi. Yani bir anlamda Sedat Peker'in Yalıkavak, Marina ile ilgili iddiaları doğrulandı. Öbür taraftan işte AKP'den bir siyasiye Sedat, siyasiyi AKP, Sedat Peker'in maaşa bağladı, ortaya çıktı. Bunu Süleyman Soylu doğruladı. Ya bir sürü şey var. Şimdi tek tek sıralayacak halim yok. Pek çok insan da biliyor bu konuları. Ee, Sedat Peker'in anlattığı kritik kimi olayların doğrulanması, özellikle Uyuşturucu trafiği ile ilgili Yalı Kavak Marina ile ilgili Süleyman Soylu ile ilgili kimi konuların, e, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Tolga Ağar meselesi ile ilgili konular, gene Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı ile ilgili konular. Pek çok şeyin baktığınızda, altına baktığınızda Peker'in işaret ettiği noktalara çıkması. Yani Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında İbrenin, okların Süleyman Soylu'yu göstermesi, Tolga Ağar olayı, Yalıkavak Marina olayı filan deyince işte Kutla Adalı cinayeti filan deyince olay fena halde dalalıp budaklandı ve artık Türkiye'deki gazetelerde konuya kayıtsız kalmamaya, kalamamaya başladılar. Şimdi bir bakalım ortada ne var, ne yok. Birkaç dakika ona bakıp ardından da analizimizi yapalım birlikte. Sedat Peker bu malum Twitter attı dün itibariyle. Dedi ki bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım dedi. Mecazi anlamda değil de diğeri de ekliyor. Pazar günkü Sedat Peker videosu merakla bekleniyor. Öte taraftan Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı'nın kendine sahip çıkmasına emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız diyor. Cumhurbaşkanı'nın sahip çıkması ne anlama geliyor? Bahçeli'nin sahip çıkması ne anlama geliyor? İki hafta gecikmeyle Süleyman Soylu'ya sahip çıkmaları ne anlama geliyor? Haber Türkiye çıkması Süleyman Soylu'nun nereye mesaj verdiği anlamına geliyor? Sedat Peker ne yapacak? Yalnız değil dedik KC'de Sedat Peker yalnız mı değil mi? Tek başına mı hareket ediyor yoksa bir grupla beraber mi hareket ediyor? Bütün bunların hepsine bakacağız. Yeni Yaşam Gazetesi zulmün ve kirliliğin tek bahanesi PKK tutuklulara yapılan eziyetin de çıkar uğruna işlenen cinayetlerin de kılıfı aynı demiş. Evet son dönemde buna bir de FETÖ eklendi. Evet. Devlet mafya ilişkileri ortaya dökülürken her başı sıkışan aynı bahaneye sığınıyor. PKK ile mücadele. Hasta tutukluların bırakılmamasının rant uğruna işlenen taşeron cinayetlerin failleri aynı gerekçeyi gerekçeyi öne sürerken tecrit de aynı nedenden ötürü sürdürülüyor. Resimdeki şahıs 83 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan. Kelepçelerle hastane kapılarında böyle süründürülüyor demiş Yeni Yaşam. %87 engelli olan Özkan cezaevi ile hastane arasında götürülüp getiriliyor, yetmiyor üstüne bir de yatağa kelepçeleniyor. Sebep PKK'lı Kavga derinleşiyor manşetiyle çıkmış Cumhuriyet, Peker'e iktidar bilgisinde verilen koruma emniyeti sarstı, suçlananla çalışkan Cumhuriyet'e konuştu. Mafya siyaset ilişkilerini ortaya döken e, çete lideri Peker hakkında Erdoğan'ın Soylu'ya verdiği desteğin ardından yakalama kararı çıkartıldı. Peker'e verilen koruma tartışması da yeni bir kavganın fitilini işaretledi. Bakan Soylu'nun suçladığı isimlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan açığa alınacağı konuşuluyor. Cumhuriyete konuşmuş kim açığa alacak? Nasıl alacak? Bir görelim bakalım. Evet, millet birbirine kafa tutuyor. Mustafa Çalışkan o dönem İstanbul Emni Emniyet Müdürü ve Hakan Çalışkan'ın intiharı hadisesinde Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı hadisesinde taraf tutmakla özellikle Süleyman Soylu karşıtı olmakla, Berat Albayrak tarafında yer almakla suçlanıyor. Hatırlayın Sedat Sedat Peker bahsetmişti. İstanbul Berat'tan, Berat Albayrak'tan soruluyor demişti. Emniyeti Adliyesi itibariyle. Mustafa Çalışkan o dönem İstanbul Emniyet Müdürü, 2017 senesi Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan almaması gereken birini gözaltına aldığı için e, baskıya uğruyor. Süleyman Soylu cephesi bırak onu diyor aldığın kişiyi. Mustafa Çalışkan cephesi ise İstanbul Emniyet Müdürü o sırada. Hayır onu orada tut yapma etme filan diyor ki Hakan Çalışkan'ın aldığı kişi Süleyman Soylu'nun yeğeni midir oğlu mudur kimse artık onunla ilişkileri olan ve Soylu'yu sıkıştıracak bir konu. Yani bir Soylu Berat Albayrak çekişmesi var. orada olan Hakan Çalışkan oluyor. Baskılar sonucu intihar ediyor. Evet. O da kim alacakmış alsın bakayım beni diyor. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mustafa Çalışkan. Leman kapağında Gezi davasının tek tutuklu sanığı Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Sen olmasan buraya mafya çöker Kavala. O yüzden seni salmıyorlar demiş gardiyan Kavala'ya. Evet Leman'ın kapağı bu. Bu arada Gezi'nin yıl dönümü, 8. yıl dönümü Gezi eylemlerinin, Gezi eyleminin Tam da bunun yıl döneminde Taksim Camii, Taksim'e Camii açılıyor. Bir sonraki yıl dönümlerinden birinde de muhtemelen böyle giderse Taksim Kışlası açılacak. O arada sessiz sedasız hürriyetin dibinin dibinden bir haber. HSK'nın meclisin seçeceği 7 üyesi için iktidarla muhalefet anlaşıldı. 4 iktidar cephesinden yani 4'ü iktidar cephesinden. Üçü de Dolayısıyla ee, muhalefet cephesinden yani CHP İYİ Parti'den, AKP MHP'den 4, CHP İYİ Parti'den 3, 7 HSK, HSK üyesi mecliste mutabakatla uzlaşıyla seçildi. Ee, 13 üyesi var HSK'nın. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı 4 üyeyi atadı falan filan. Dolayısıyla muhalefetin 3 üyesi oldu el kaldırmak için HSK'da. Mutlu olsunlar efendim. Sonra da soruyorlar diyorlar ki işte nerede cesur savcı yok mu? Evet, iktidarla kol kola HSK üyelerini belirliyor, muhalefet sonra da soruyor. Cesur savcı yok mu? Hepsi cinayet mahallinde demiş. Karar manşet suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatlarında gazeteci Kutlu Adalı'nın KKTC'de öldürülmesine dair çarpıcı iddialar kamuoyunda etki yarattı diyor. İşte o bir takım detaylar vermiş. Biz bundan 2-3 gün önce yaptığımız Kutlu Adalı özel yayınında bu konuyu teferruatıyla anlatmıştık. O yayına müracaat diyorum. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. İşte bu da Süleyman Soylu'nun lafı. Hatta bir başka lafında da diyor ki: "Allah yolsuzluk yapanın belasını versin." Bu laflarla olmaz. neyse işte yargıya gideceksiniz. Bir kere önce makam bulunduğunuz makamı boşaltacaksınız ve hakkınızdaki yargılarla ilgili, iddialarla ilgili yargıya gideceksiniz. Orada aklanıp geleceksiniz ama Türkiye'de her ikisi de yok. Yani koltuğu terk etmekte yok, artı yargı da yok. Hakkınızı arayacağınız Peker hakkında yakalama kararı. O arada milliyetten getiriyorum bu haberi. FETÖ izi tespit edildi dediği e, şey. E, Sedat Peker'in Sedat Peker'e koruma kararında. Bu Anadolu Ajansı haberi. Halbuki Sedat Peker'e koruma kararının altında e, şeyin imzası var. Anadolu Ajansı bu haberi böyle geçmişti. E, görüyorsunuz. Ben bunun kepsini almıştım. Daha sonra sildiler bu haberi. E, çünkü yayınladıkları belgede müthiş bir falso var. Sedat Peker'e e, koruma verilmesi kararının altında görüyorsunuz. Selami Altınok ve vasif şahin var. Vali, işte il Emniyet Müdürü ikisinin imzası var. Selami Altınok şu anda AKP milletvekili, Vasif Şahin de Ankara valisi. Evet. Sonra bu gafı görünce bir anda işte kaldırdılar, sildiler vesaire. Evet. Taksim Camii Erdoğan'ın ilk kez 94'te gündeme getirdiği cami açılıyor demiş. Gerçi haberin detayında Ece Göksede haberi haberin detayında Refah Partisi döneminde Erbakan'ın da konuştuğu falan var ama Taksim Camii'ni Erdoğan falan gündeme getirmedi. Ben 1994 95 96 yıllarında Refah Partisi muhabiriydim Ankara'da. Ve Er, er, er Erbakan'ın Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın sürekli gündeme getirdiği, konuştuğu bir konuydu. Hatta Taksim Camii'nin maketini yaptırmış. Akşam toplantılarında veya iftarsa neyse önüne koyardı. Ve konuşurken de işte Taksim'e cami yapacağız diyerek o maketi işaret ederdi. Cami maketini işaret ederdi. Başka şeyler de söyledi. Kara yoluyla haç meselesi. Böyle bir sarı bir para gibi bir şey gösterirdi. İşte İslam dinarı. İşte İslam birliği ve İslam dinarı. Bütün İslam ülkelerinde geçerli. Şimdi Amerikan doları gibi. İşte İslam dinarını getireceğiz falan derdi. Bir sürü şey de vardı. Bunların hepsi daha sonra 28 Şubat olaylarına neyse gerekçe oldu. Erdoğan'ın değil yani patent. Erbakan'da onu söyleyeyim. İşte bakın burada Korkut Eken Alaaddin Çakıcı'yı 2017'de hastanede ziyaret etmiş. Bundan 4 sene önce. Burada orada çekildiği fotoğraf. Esasen ziyaret etmek istemiş ama izin verilmemiş. O da işte efendim Eken, Alaaddin Çakıcı'nın yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletip ayrılmış. Evet böyle bir ilişki yani Korkut Eken sadece pekerlerle değil çakıcılarla falan da böyle bir ilişki içerisinde. Alaaddin Çakıcı Çakıcıyla Atilla Pekerle zedat Pekerle ne iş olur diye soruluyor. Yani eleman demiş o da zaten ya. Bu arada hatırlatalım Suriye'ye giden silahlar konusu. Böyle bir kağıtla göstermişti Sedat Peker elinde yani gireceği gündem maddelerini ve işte karakolda dayak olayı, Ergenekon savunması vesaire falan bakın burada görüyorsunuz e, ee, Suriye'ye giden silahlar Serdar Ekşi şahit filan diye böyle ve birçokları diyor. Bu konuya girmedi. Beşinci madde. Bir de en altta dikkat ederseniz şöyle göstereyim. En altta Adil Serdar Saçan var. O konuya da girmedi. Bakalım bu pazar girecek mi? Adil Serdar Saçan ve Suriye konularına bunları öğreneceğiz pazar günü. Adil Serdar Saçan'la ilgili de çok sayıda iddia var. Bakalım Peker eğer temas ederse ondan sonraki hafta da Adil Serdar Saçan konuşulabilir. Şu günlerde televizyonlara baktığınızda zaten sağa baksanız Adil Serdar Saçan, sola baksanız Hanifi Avcı, yok Cevat Öneş falan. Aynı bir yani bin yıllık aktörler çıktılar konuyu analiz ediyorlar. Bakalım Adil Serdar Saçan konusunda ne diyecek ee, Sedat Peker. O arada Sedef Kabaş güzel bir kampanya başlatmış. Soylu bizim zamanımızda hiç faili meçhul cinayet işkence var mı dedi. İşte tek tek sıralamış e, Yeldan'a Kaharman, en son Nadire Kadirova, Rabia Naz, alttan yukarı doğru okuyorum. Çıplak Aramalar, Helikopter'den Atılanlar, Ankara Galı, Asya San Mühendisleri, Kobani Eylemleri, Zirve Yayınıvi diye gidiyor. Fikri Sağlar, MIT Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür. 90'larda bu kadar kepazelik yoktu, bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir lafını hatırlatmış... Erdoğan da bu daha bir daha bu daha bir daha neler olacak neler bunlar iyi günler demişti hatırlarsanız Meral Akşener'i kastederek iki gün, iki gün önce meclis grup konuşmasında Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok demiş Fikri Sağlar bu konuları bilebilecek bir isim Susurluk Komisyonu üyesi eski Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar CHP'de siyaset yapıyordu yakın zamana kadar. Oda TV, Sedat Peker'in kardeşinin ismini verdiği Galip Mendi o da TV'ye konuştu diyor. Ee, bir konuştukları yer Sözcü diğer konuştukları mecrada o da TV. Tuhaf olan şey şu. O gün Kıbrıs'a gelen Kutlu Adalı'yı öldürmek için 1996'da Kıbrıs'a gelen Korkut Eken ve Atilla Peker... ...kışla da Galip Mendi'yi ziyaret ediyorlar. O günkü Sivil Savunma Teşkilatı'nın başında. O günkü rütbesi kor general mi bilmiyorum. Her neyse... E, diyor ki Galip Mendi Beyaz Toros verdik elinde bon çanta vardı diyor Korkut Eken için e, Kıbrıs'ta ne iş vardı vesaire meseleleri anlatıyor. Fakat ilk iki meseleye bakalım Beyaz Toros verdik diyor dolaşmaları gezmesi için muhtemelen işte Lefke, Gazi, Magosa falan o aralarda dolaşması için elinde bon çanta vardı işte silah falan var mıydı? Çünkü Korkut Eken'e silahlı gitti ve e, Atilla Peker'e silah eğitimi verdiği biliniyor sadece bir konuya dikkatinizi çekip geçeceğim. 25 sene önce gerçekleşmiş bir olayda sizi ziyarete gelmiş birinin elinde bon çanta olup olmadığını hatırlamak bile bayağı bir ciddi hafıza gerektiriyor yani. Benim de bir sürü İstanbul'da kendi ofisimde falan gelen giden ziyaretçiler olmuştur. Birini sorduğunuzda elinde çanta var mıydı yok muydu ne renkti hangi markaydı bilemem yani. Hele 25 sene önceki bir ziyareti. İyi hafızası varmış arkadaşın. Eser Karakaş paylaşmış TBMM'ye general ve amirallerin yargılanması için ayrıcalıklı bir yasa tasarısı geliyor. Bundan sonra bir AKP'li biz askeri vesayetle mücadele ediyoruz derse suratına sayın sövün demiş. Çok çok enteresan. Evet yani askerler, ergenekon sanıkları ne derseniz bir biçimde askerlerin yargılamasını Askerlerin yargılaması askeri mahkemelerdi. Kolay kolay askerleri işte gözaltına alamaz hakkında işte askeri kışlalara veya ordu evlerine falan giremezsiniz. O dönem geri geliyor. Eski kanunları eski yasal düzenlemeleri çıkarttıracaklar askerler öyle görülüyor. Bunu da AKP'ye yaptıracaklar. Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için T24 yazmamış ama biz düzeltelim. HDP tarafından verilen önerge AKP MHP oylarıyla reddedildi. Fikri Sağlar diyor ki Süleyman Soylu Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan milletvekilinin adını asla açıklamayacaktır. Çünkü Soylu'nun amacı bildiklerimi anlatırım gözdağı vermekti, işe yaradığı görülüyor diyor. Bu durumda milletvekilini Sedat Peker derhal açıklamalı ki bunun zaten metin külünk olduğunu sağır sultan bile biliyor. Saygı Öztürk'e konuşan korku çeken Kıbrıs Hasan Kundakçı Paşa'nın talebi üzerine PKK faaliyetlerini incelemek için Mehmet Ağar tarafından gönderildiği belirterek her ihtimale karşı doğru Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim ben çağırmadım dedi filan. Herkes yani kundakçıları, mundakçıları bilinen herkes işin içinde. Bir kere daha 25 sene sonra eski eskilerin devletin kapağı aralandı arkadaş. Bülent Korucu önemli bir not düşmüş. Süleyman Soylu ve troller Sedat Peker'e korumanın nasıl verildiğini herkesten iyi biliyor. FETÖ-METÖ işin örtüsü. Sırf şehit çocuğu olduğu için polis yapılan ve hiç istihbarat geçmişi yokken... İstanbul İstihbarat Müdürü yapılan Özgür Taşdemir, Mustafa Çalışkan'ın yumuşak karnı. Devamla. Mustafa Çalışkan'ın özel kalem müdürü Özgür Taşdemir kaçak. Eşine şiddet uygulamaktan mala çökmeye ve FETÖ borsasına kadar uzun bir liste var. 2013'te açığa Nurettin Demir'in 2015'teki kararda dahli mümkün değil. Soylu'nun asıl hedefi Taşdemir üzerinden çalışkandı diyor. Başta Cumhuriyet'te okuduğumuz habere gönderelim. Mustafa Çalışkan. Evet Ahmet Çıkta Kutlu Kutlu Adalı suyu Kasteni'nin şeyini soruyor, sürüyor, izini sürüyor. Gerçekten her hiçbir resmi görevi olmayan Atilla Peker'i makamında ağırlayan Galip Mendi. Onu oraya götüren işte Korkut Eken vesaire. Evet. Abdullah Çatlı da var bu arada Kutlu Adalı cinayetinde. Abdullah Çatlı'ya görev verilen Kutlu Adalı cinayetinde kullanılan ve o dönem başkanının galip mendi olduğu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın aracı vesaire. Herkes her şeyi biliyor. Evet. O arada Hürriyet Gazetesi haftalar sonra Korkut Eken'e mikrofon uzatmış efendim. Ee, ve diyor ki Peker'i hangi sıfatla beraberinde götürdün sen Kıbrıs'a? Korkut Eken de hürriyete bu konuda söyleyeceğimi söyledim. Başka konuşulacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de yok demekle yetindi diyor. Çok enteresan göz yaşartıcı. Bir aydır konuşuyor yaklaşık Sedat Peker. Hiçbir iddiasına görmedim duymadım bilmiyorum. Hiçbir şeyine atıfta bulunmayan taraflara sormayan falan filan hürriyet. Topa girmiş enteresan bir şekilde. Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra millete bir cesaret geldi belli ki. İşte bu da hürriyetin iç sayfası. Kutlu Adalı 25 yıllık faili meçhul Kutlu Adalı deyip Geniş bir sayfa halinde e, tam sayfa olayı e, işlemiş. Fethiye'de 23 Mayıs'ta gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı diyor. Onun fotoğrafını da basmış. Ama bunlara hiç girmedi yani. Bunlara haber vermedi. Bunları dediğim gibi işte 23 Mayıs'ta gözaltına alınan falan dedi. İşte bir hafta sonra haber veriyor. Bu arada Korkut Eken diye fotoğrafını bastığı kişi Engin Alan. Yani ben mi düzelteceğim hürriyeti? Ahmet Hakan da Korkut Eken'e sorulmayan sorunun yaşamsal önemi diye bir başlık açmış. Sonra da işte gazeteci arkadaşlara atıfta bulunarak diyor ki kaçak cevheri firari Ahmet dönmez işte Mikser Emrullah falan hepsine dikkat edin bunlar bir şey şeyler öğreneyim falan diye değil dinlenecek adamlar değil. Kardeşim sen yap o zaman <laughs> yani sen yazdın da okumadık mı sen manşet attın da bakmadık mı? Program yaptığında her gün yani dört tane adam var sürekli e, ne derler kontenjandan çağırdın. E, her e, hafta kaç program yapıyorsanız dörder saat sabaha kadar milletin beynini ütülüyorsunuz. Bu konuları konuşun da millet aydınlansın. Ayrıca herkes eteğindeki taşı döksün yani millet ne yapıyorsa yapsın sana ne ya. Allah Allah milletin yani sen daha iyisini ortaya koy tamam mı? E, millet de senden okusun yani bu konuyu. Evet Tuhaf şeyler yani gerçekten. Neyse biz e, işimize bakalım. E, son tahlilde şunu söyleyebilirim. E, dikkat edilirse Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun Haber Türkiye çıkması ve Bahçeli ve Erdoğan'ın kendine sahip çıkacakları bilinciyle orada işaretler vermesi ki zaten Haber Türk konuşması baştan sona. E, saraya dönük bir konuşmaydı. Karşısında çıkan e, gazetecilerde, karşısına oturan gazetecilerde konu mankeni olmanın ötesine gitmedi, gidemediler. E, zaten onları da belirleyen e, Süleyman Soylu'ydu. Bunu Fatih Altaylı teferruatlı olarak yazdı. Ertesi gün programdan sonra yazdığı yazıda. Yani Süleyman Soylu diyor ki ben Habertürk'e çıkacağım. Habertürk'te Kübra Parın programına çıkacağım. Bu pazartesi günü şu saatte olacak. ve o saatte Fatih Altaylı'nın programı var. Yönetim derhal Fatih Altaylı'yı kaydırıyor. O saate Özel Süleyman Soylu programı konuluyor ve Kübra Par'ın programına Süleyman Soylu'nun çıkacağı ilan ediliyor. Süleyman Soylu gazeteci isimlerini de bildiriyor. Bana şu 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 isimler soru soracak diyor. Gazeteci isimleri arasında İsmail Saymazı falan değil. Merden Yanardağ gören Habertürk yönetimi ya emin misiniz? Bu adam yani muhalif bir adam. Biz hiç de bu adamı kanala bile davet etmiyoruz yani hani Evet evet diyor. Sonradan öğreniyoruz ki Merdan Yanardağ Covid teşhisiyle hastanede yatarken Süleyman Soylu onu hastanede ziyaret etmiş efendim. Böyle bir detay var. Dönelim yani gazeteci heyetini de Süleyman Soylu belirliyor. Sonra bir oyun oynanıyor Habertürk televizyonunda. Herkes işte efendim televizyona geliyor program başlıyor ve programda işte Kübra Parbaşta da ve diğer gazeteciler işte efendim biz kendi aramızda bile konuşmadık soruları almadık ısmarlama soru yok zaten biz 5 dakika önce işte stüdyoda karşılaştık merak etmeyin her şeyi soracağız diyorlar. Bu dedikten sonra 50 dakika Süleyman Soylu vaaz ediyor <laughs> yani tam anlamıyla ve ondan sonra da ne, doğru, ne soru sorulabiliyor ne bir şey Süleyman Soylu kendi şovunu yapıp gidiyor toplamışlar dört tane gazetecinin gazeteci diyorum tırnak içinde dört tane gazetecinin aldığı sözü veya soru süresini sekiz buçuk dakikayı geçmiyor. Sekiz buçuk dakikayı geçmiyor ikisi bir dakika bile söz almamış ikisi o ikisi de Habertürk kontenjanından isimlerini hatırlamıyorum şimdi zaten hatırlanacak kişiler değil her neyse Erdoğan MHP'ye ne isterse veriyor yani olay bu bırakın ortaklıktaki payını veya her şeyin yarısını. işte biz ne yapıyorsak yarısı senin, yarısı benim. Falan. Öyle de değil. Bazı noktalarda MHP'ye tamamını bırakıyor. O o o derece şeye muhtaç. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Devlet Bahçeli'nin desteğine muhtaç. İktidarı bir anlamda ümüğünden yakalayan, tabirime mazur görün, sıkleti ne olursa olsun, boyu posu kapasitesi ne olursa olsun, parsayı toplayabilir. Gücü sınırsızdır. MHP'de bu gücü şu anda alabildiğine cömert e, kullanıyor e, Sedat Peker'in e, koruma kararı ne zaman kaldırıldı Eylül 2019 Biz buna bakalım kimin kaldırdı niye kaldırdı işte arkasında şucular bu hepsini bir kenara bırakalım Sedat Peker'in koruma kararı Eylül 2019'da kaldırılmış Peker ne zaman yurt dışına çıkmış 5-6 ay sonra Şubat 2020'de Alaaddin Çakıcı ne zaman tahliye olmuş? MHP'nin baskısıyla Nisan 2020'de. Her şey zaten bu kronolojiye bakıldığında görülüyor. Koruma kal Koruması kaldırılıyor Peker'in bir dakika ya falan ne oluyoruz oluyor Peker. 3-5 ay sonra da zaten yurt dışına çıkıyor. Ondan 2 ay sonra da Çakıcı çıkıyor. Yani Peker'i isyan ettiren sürecin köşe taşları önemli. Peker belli ki bir süre oyalanmış ee, ve Koruma kararı kaldırıldıktan ve bir süre oyalandığını, kandırıldığını anladıktan sonra yurt dışına çıktığı da açık. Yurt dışına çıkarken de zaten uçağını falan durduruyorlar alanda. Birileri devreye giriyor, işte Soylu haber veriyor bilmem ne bunların hepsini teferruatıyla anlatmıştı. Daha sonra gittiği Balkanlar'da video çekmeye başlıyor. Ee, sonra da videoları durdur çözeceğiz diye haber salıyorlar. Bu arada gene Soylu'nun, Süleyman Soylu'nun devrede olduğu anlaşılıyor. Bir umut tekrar beklemeye geçiyor, video çekmeyi bırakıyor e, Sedat Peker. Daha sonra Süleyman Soylu cephesinden Nisan 2021 tarihi veriliyor. Nisan 2021 tarihinin neden verildiği üzerinde de durulduğunda AKP kongresine dikkat çekiliyor. Mart sonunda AKP kongresi var. AKP kongresinde herhalde Süleyman Soylu genel başkan olmayı bekliyor. Ondan sonra da işte efendim Nisan'da her şey düzelecek geleceksin diye. Ya oyalıyor ya da gerçekten Sedat Peker'e böyle bir haber gönderiyor. Bilemiyoruz. Ve ailesini önden gönderiyor Sedat Peker memlekete. Ailesi yanında çünkü yani Balkanlarda. E, fakat evi basılıyor. Tam Nisan'da ülkeye dönüş beklerken evinin basılıp eşi ve çocuklarının e, korkutulduğu anlaşılıyor. E, devamla eşi ve çocukları Dubai'deki Peker'in yanına dönebiliyor. Yani devlet Ankara neyse artık Süleyman Soylu, Mehmet Ağar bilmiyoruz. Eşi ve çocukları Süleyman şey Sedat Peker'in yanına gitsin diye izin veriyorlar veya gitmesine göz yumuyorlar. Sedat Peker de eşi ve çocuklarını salimen yanına aldıktan sonra ikinci video serisine başlıyor ve asıl büyük fırtınayı bu seriyi kopartıyor. İşte 7 tanesini seyrettiğimiz sekizincisi pazar günkü videoyu beklediğimiz seri. Arada ulaklar gelip gidiyor muhtemelen ve Sedat Peker bu sefer oynamaya başlıyor. Pazarlığa açık bir görüntü veriyor ve ilk videolarda belli mevzulara özellikle girmiyor ve bunu hep pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Ee, Sedat Peker özellikle kızdırılıp birilerinin üzerine salınmış olabilir mi? Olabilir, bilmiyoruz. Yarın öbür gün daha net anlaşılır. Peki Pekerle tekrar pazarlık mümkün olabilir mi? Bu da olabilir. Ancak şu ara pazarlık tek taraflı yürüyor. Yani Türkiye'den Peker'e doğru yürüyor. Peker'in çok fazla masaya oturma veya işte bu işi şey yapma hali yok ki zaten kendisiyle pazarlık yapanları deşifre etti. Daha sonra bundan sonra kim pazarlık yapacaksa yayınlanacağı riskini göz önüne alması lazım. Ee, Peker ee, yani şunu unutmayın. Ee, Peker'i Balkanlarda ve daha sonra Fas'ta paketlemek için operasyon üzerine operasyon yapıldı. Peker bunları detaylı olarak anlattı videolarda. Dubai'ye de aynı şekilde haberler, elçiler gitmiş. Bunun hepsinin Erdoğan eliyle yapıldığını, dışişleri eliyle yapıldığını biliyor. Ama Peker özellikle Çavuşoğlu'na çakıyor, Berat'a çakıyor, Mehmet Ağar'a çakıyor, Süleyman Soylu'ya çakıyor. Herkese çakıyor sırayla. Medyasına da çakıyor ama Erdoğan'a bir şey demiyor. Ee, ama hepsinin... Yani kendisinin operasyonması, takip alınması vesaire 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 ve kıl payı son anda yakayı kurtarması bunların e, Erdoğan'dan kaçtığını ve Erdoğan'ın kendisini paketleyip getirmeye çalıştığını biliyor ki zaten Erdoğan da bunu grup konuşmasında açık etti yani. Alınıp getirilme meselesini. E, Sedat Peker videoları çekmeye başladıktan sonra pazarlığa açık göründü demiştik. Aracılarla görüştü demiştik. Doğru. Ancak bir biçimde masayı devirmesi gerekiyordu. Bunun için de Süleyman Soylu'nun kendisine pislik demesini e, mazeret yaptı. Bir mazerete bir gerekçeye ihtiyaç vardı ve o gerekçeyi e, fırsat bilip e, masayı devirdi ve görüşmeleri kaydetmeye başladı. Son görüşmeler videolar çekildikten sonra yani yayınladığı görüşmeler Hadi Özışık ve Reşat ile yaptığı, Hacı ile yaptığı görüşmeleri kaydetmesi videolardan sonra çekilen kayıtlar bunlar. Daha önceki görüşmeleri kaydedip etmediğini bilmiyoruz. E, ...gerek Fas'taki sürecinde gerekse Balkanlardaki sürecinde yaptığı kimi telefon görüşmelerini veya görüntülü görüşmeleri kaydedip etmediğini bilmiyoruz. Ama kaydetmeye, videoları çekmeye başladıktan sonra devreye giren aracıları kaydederek başladığını biliyoruz. Belki de Sedat Peker... ...ne bileyim gemileri yakma kararı aldıktan sonra bu görüşmeleri kaydetmeye başladı. Ya da evinin basılmasından sonra... Jeton düştü ve artık görüşmeleri kaydetmeye başladı bilmiyoruz. Eski görüşme kayıtları yok. Bunu ima ediyor ama yayınlamadan e, bilmiyoruz. Benim tahminim de eski görüşme kayıtları olmayabilir. Muhtemelen gemileri yakma kararı, aldıktan sonra evi basıldıktan sonra ki görüşmeleri kaydetmeye başlamış olabilir, kullanmak üzere. Şunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman gündemi belirlemekle övünür. Son aylarda gündemi belirleyemez oldu. Haftalar sonra dişe dokunur laflar etti ama muhalefet liderleri ne açık açık tehdit etmesi falan gerçekten ses getirecek ve üzerinde çok konuşulacak konulardı. Fakat Sedat Peker bir bel altı tweetle onu bile açığa düşürdü. Mayıs başından beri çektiği videolarla Sedat Peker 8. pazar günü geliyor. Bir bilinçli strateji götürdü bu anlaşılıyor. Pazarlık görüşmelerini, kritik noktaları tutan kişileri düşürmek için kullanmasını ve bu konudaki başarısını da altını çizmek gerekiyor. Süleyman Soylu, Tuğla'nın kendisi olduğunu erken fark etti ve kendini ortaya attı. Yani beni çekecek ve duvar yıkılacak meselesi. Onu Bahçeli ve Erdoğan takip ediyor. Ama Sedat Peker o arada 2-3 hafta zaman kazanmış oldu. Yani 2-3 hafta boyunca Ankara oyalandı. Oyalandığının da farkında değildi. Olayı anladığında iş işten biraz geçmiş oldu. Peker'in yalnız olduğunu düşünmüyorum. Bir stratejisi var. Emin adımlarla yürüyor. Bu olay Ankara için geçiştirilemeyecek kadar büyük bir olay. Ve bunu epeyce geç anladılar. Peker'in Kıbrıs Kıbrıs'ta Kutlu Adalı, Adalı cinayetine ilişkin verdiği detaylar ve bu, bu detayların korku çeken ve yani bir dönem Peker'in hareket ettiği cepheden Korkut Eken ve Galip Mendi tarafından kabul edilmesi son derece önemli. Peker, Veli Küçüğün adamı olarak da biliniyordu unutmayın. Yani Peker'in Ergenekon dünyasında bir takım irtibatları var ve bu irtibatlarının ve bu irtibatları hala sıcak olabilir ve bu paslaşmanın altını çiziyorum. Yani Peker'in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin verdiği kimi detayların Galip Mendi ve Korkut Eken tarafından onaylanması olayına dikkatinizi çekiyorum. Peker'in yalnız olmadığının bir şeysi de bu. Ee, Ankara yaklaşan tsunami'yi dev dalgaları gördü görmesine ama çok gecikti ve dalgalar artık kıyıyı vurmaya başladı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Peker çıtayı çok yükseltti. Eğer düşürürse gündemden düşer. Dolayısıyla vites yükseltmesi icap ediyor. Ankara'nın da e, meydanı pekere bırakmadan kendi gündemini, kendi gündeminin peşine düşmesi, bu işlerden sıyrılması, işte gaz bulduk falan filanla olmuyor. E, fena halde sıkışmış durumda. Bir aydır, en az bir aydır gündemi belirleyemiyor. E, çok şey konuşuluyor. İşte siyasi suyu başka karışıklık çıkabileceğine dair iddialara kadar. ...aman Allah korusun, kimsenin burnu kanamasın, kimsenin kanı dökülmesin. Fakat Türkiye'nin son derece sıcak aylara girdiği muhakkak. Önümüzdeki birkaç ay için böyle söyleyebilirim. Daha yoğun mesai yapacağız. 7-24 gece gündüz demeden görülen o. Havalar ısınırken gerçekten Ankara'da sıcak bir döneme giriyor. Buradan her şeyle çıkılabilir. Rejim değişikliği, iktidar değişikliği olabilir. Bir takım piyonlar, bir takım aktörler değişebilir ve yaşanacak gelişmelere bağlı olarak iktidar tıpkı 15 Temmuz vari bir ürkütmeyle gücünü perçinlemek, kaybettiği güveni tesis etmek için bambaşka senaryolar devreye sokabilir. Hepsi olabilir. Son derece sıcak aylar, yüksek askeri şuranın da yaklaştığını haber verelim. Bir takım konuların ondan bağımsız düşünülemeyeceğini de haber verelim. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Peker'in 6. şey 8. videosu pazar günü. Biz de özel yayınlarla konuyu takip edeceğiz. E, o videoyu yayınladıktan sonra sıcak analizlerle Munster'da Mustar'da olacağız. Pazar olmasına rağmen tatil yapmayacağız. Bunu da şimdiden haber vereyim. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.